Koşamıyorum. Ben Lal Er. Çok güzeldi. Evet, birinci olduk. Tam 2320 tane fotoğraf çektik. Ve bu süreçte çok sosyalleştik. Çok farklı deneyimler yaşadık. Muhteşemdi bizim. Merhaba, ben Bengisu Taçalan. Üç etabı da şu anda tamamladık. İlk etapta birinci olduk ve bu bize tabii ki çok mutluluk veriyor. Bu süreç bizim için çok güzel geçti ve yani hayatımızda belki bir daha deneyimleyemeyeceğimiz şeyler deneyimledik. Çok güzel anılar biriktirdik. Yani bu çok özel bir şey. Birbirimizi de bu yarışma sayesinde tanıdık. Şu anda çok güzel geçiyor yarışma. Ben Zehra Nur Gönül. Görev gülümsetme fotoğraflarıydı ve biz sokakta insanları gülümsetirken biz gülmeye başlıyorduk. Çok güzeldi yani. Çok eğlendik. Ve biz birbirimizi bu yarışmada tanıdık. Tanırken de yarıştık. O da çok güzeldi. Şey, eksik var mı? Bayağı belli olur. Sosyal yardımı, sosyal sorumluluk diyelim biz bunu. Aslında iyiliğin, hani evrensel bir değer olan iyiliğin toplumdaki iyileştirici, birleştirici gücünü, topluma iyilik hali sağlamasını, Dünya Sağlık Örgütü iyilik halini bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyilik hali olarak tanımlıyor. Dolayısıyla bir sosyal olarak iyilik halini oluşturmak, bu iyiliğin toplumda yayılmasını, birey ve topluma yayılmasının, dolayısıyla kümülatif olarak toplumda bir iyilik hali oluşturmasını arzuluyoruz. Biz bunu bir duyuruda bulunduk. Gelin birlikte iyilik yapalım. Gençlerimiz binlerce takım kurdular. 16 görevle 3 ay yarışacaklar. Ödüller alınacak. Ve bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu Beyefendinin takipleri vardı ve bunu geliştirelim ve tüm Türkiye'ye yayalım dedi. Onun himayeleri tüm Türkiye'de inşallah gelecek bir proje olarak da huzurunuzdayız. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bir hekim olarak bu soruya yanaşayım. Şöyle ki, iyilik yapmak insanın hormonal dengesini bile bir defa düzenli hale getiriyor. Hemostaz denilen vücuttaki tüm sistemleri aslında iyi hale getiriyor. İyilik yapmak herkese iyi gelecek. Herkese iyi gelen bir hareket, iyi bir sportif faaliyet aslında. Hani bedenen, ruhen nasıl kendimize bakıyorsak, sosyal olarak da iyi olabilmek ve iyi düşünebilmek, iyi yaşayabilmek için iyilik yapmak gerekiyor. Ve bunu da insanın kendisini bedenen de hissedecek, ruhen de hissedecek. Toplumda da bunu yayılarak da geçeceğine ve viral olmasını arzu ediyoruz. İyiliğe tanık olmak, iyilik yapmak için de bir sebep oluşturuyor. Ve iyiliği daha da viral hale getiren bir olay olduğunu ve biz bu viral olacak vakayı tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Gençlere teşekkür ediyorum. Onlar bu işe gerçekten gözleri pırıl pırıl. Bugün buraya bu soğukta, bu iftara geldiler İstanbul'un her yerinden. Tebrik ediyorum onları. İyilikte yarışan ve bunu da dünyaya haykıran bir gençlikle inşallah dünyada viral pandemi haline getireceğiz iyiliği. Öncelikle çok mutlu olduğumuzu belirteyim. Hakikaten böyle özel bir ortamda böyle birbirinden kıymetli genç kardeşlerimizle bir arada bulunmak hakikaten bizi inanılmaz derecede mutlu ediyor. Ben bu projeye öncülük eden Tuzla Belediye'mizi, başta belediye başkanımızı ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Tabii yakın zamanda sizlerin de malumunuz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve başkanımızın katılımıyla bir lansman yaptık, gerçekleştirdik bakanlığımızda ve orada bu projenin 81 ile yayılması noktasında bir karar da alındı. Biz de bakanlık olarak inşallah tüm gönüllülerimizle bu projenin içinde yer alacağımız için çok mutluyuz. Bugün de böyle özel bir günde, bir daha söylüyorum, iyiliği yaymak için bir araya gelmiş genç kardeşlerimizle bir arada olmak hakikaten onur verici, mutluluk verici. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim buradayız. Bir yıldızla hayat.